NGN dönüm noktasını sunar. Etkin girişimciler, rol modeller, hızlı büyüyenler. Geleceğe yön veren girişimcilerin startuptan scale-up'a yolculuklarıyla dönüm noktası başlıyor. Herkese merhaba. Bugün de size Bahçeşehir Üniversitesi kayıt stüdyolarından sesleniyoruz. Ben Aslı Kurul Türkmen, Endeavor Türkiye Genel Sekreteri. Endeavor olarak başlattığımız Dönüm Noktası Podcast serisinde geleceğe yön veren Türk girişimcileri ağırlıyoruz. Girişimcilerin scale-up şirketlerini büyütürken yolculuklarını şekillendiren önemli anları ve kişileri konuşuyoruz. Bugünkü konuğumuz Insider'ın CEO'su Hande Çilingir. Ayrıca bu bölümde yeni de bir sürprizimiz var. Takipçilerimizden aldığımız soruları da her bölümde girişimcilere soracağız. Çekimden önceki hafta sosyal medya kanallarımızdan soruları topladık. Bugün seninle başlıyoruz. Halktan gelen soruları da bu kısım sürpriz oldu. Dinle Ama güzel. Oldu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin Hande. Hoş bulduk. öncelikle Hande ve insaidin hikayesini bir dinleyelim. Hande Çilingir, London School of Economics, Economics and Management bölümünden mezun olduktan sonra Şangay Üniversitesi'nde International Chinese and Culture yüksek lisans programını bitirdi. İngiltere ve Çin'de akademik ve kurumsal kariyerin ardından ilk girişiminden çıkış yapan Hande Çilingir, 2012 yılında 5 kurucu ortakla birlikte Insider'ı kurdu. 2014 yılında Endeavor girişimcisi olarak seçilen Hande Çilingir, 2016 yılında Microsoft tarafından gerçekleştirilen Teknolojinin Kadın Liderleri yarışmasında yılın başarılı kadın girişimcisi ödülüne layık görüldü. Hande Çilingir 2017 yılında Garanti Bankası, Kagider ve Ekonomist Dergisi tarafından yılın kadın girişimcisi seçildi. 2018 yılının başında Crunchbase tarafından dünyanın Amerika Birleşik Devletleri dışındaki en iyi 3 kadın CEO'sundan biri seçildi. Şimdi öncelikle ben şeyden başlamak istiyorum. Bir önceki şirketten de önce bir işte eğitim ve Çin meselesi var. Insider'ın da globalleşme adımında gittiği ilk coğrafyalardan bir tanesi Asya. O yüzden evet. hani oradan buraya da bir... Şey var mı bilmiyorum, link var mı bilmiyorum ama hangi senelerde Çin'deydin? Yaklaşık olarak 2007 ile 2009-2010 yılları arasında Çin'deydim. Bu Çin şeyi başlamadan, e, furyası ve... Aslında tam başladığı yıllarda Çin furyasını, tam da ben de bu yüzden Çin'e gittim. Londra Ekonomi Üniversitesi'nden mezun oldum, ekonomi ve yönetim okudum. Ancak mezuniyetten bir süre önce hatta eğitim hayatım boyunca part-time olarak çeşitli kurumsal şirketlerde çalıştım... Ve o kurumsal şirketlerde çalıştıktan sonra biraz daha etki yaratabileceğim bir şeyler yapmak istedim. Dolayısıyla arkadaşlarımın birçoğu Londra'da kalıp master'larını tamamlarken ya da Amerika'ya giderken ben dünyanın işte o dönem en fazla yükselişte olan ekonomilerinden bir tanesi olan Çin'i seçtim. Zaten Londra'da Çince öğrenmeye başlamıştım. Arkasından bir ülkede, özellikle Çin gibi bir ülkede en iyi iş yapabilmenin yolu, iyi iş yapabilmenin yolu o ülkenin dilini ve kültürünü öğrenmek olduğundan hem İngiltere'de Çince öğrendikten sonra arkasından Çin'de e, uluslararası Çin dili ve kültürü programında e, master'a başladım. Harika. Peki neler gözlemlemiştin o zaman ve şu andaki e, mesela uluslararasılaşma stratejinize bir etkisi, faydası oldu mu? Ne yazık ki gözlemlemin çok fazla faydası olmadı. İki sebepten kaynaklı. Birincisi e-ticaret pazarı çok daha farklı bir pazar ve ben oraya gittiğim zaman çok fazla e-ticaret işleriyle ya da dijital işlerle çok fazla haşır neşir değildim. Hı, hı. İlk sene çünkü e, master yaptıktan sonra daha sonra tamamı Çin menşeli bir firmada çalışmaya başladım. Daha sonra da global bir şirkette çalıştım. Ve tamamen farklı bir iş yapıyorduk yatırım danışmanlığı tarafında. O nedenle dijital taraf çok özel bir alan olduğundan ve çok daha yeni gelişen bir alan olduğundan o tarafta herhangi bir gözlemim olmadı. Ancak bana başka türlü bir taraftan çok fazla yardımcı oldu Çin deneyimi, ee, birincisi o dönemde özellikle dünyadaki iletişim bu kadar genişlememişken ve aslında iletişim bu kadar güçlenmemişken dijital kanallardan tek başıma orada yaşayabilmek, Tabii. tek başıma Çin gibi bir yerde bir kadın olarak yaşayabilmek ve aynı zamanda da Çin gibi farklı bir kültüre adapte olabilmek, o kültürü öğrenmeye çalışabilmek, daha sonra bana birçok konuda aslında hem daha fazla şükretmeyi öğretti. hem de aynı zamanda daha farklı ve daha zor koşullarda ha. daha iyi ayakta durabilmeyi öğretti. Ben o yüzden mümkün olduğu kadar yurt dışında yurt dışında geçirilen birkaç seneyi aynı zamanda yurt dışında birkaç sene çalışma tecrübelerini insanlara tavsiye ediyorum. Çünkü insanın hayatında yeni ülkeler görmek ve aynı zamanda yeni insanlar tanımak ee, okumak kadar vizyonu geliştiren bir şey. Dolayısıyla bana Çin'in en kattığı en önemli şey vizyonumu genişletmek, farklı insanlarla Aynen. iş yapabilmeyi öğretmekti. Bir de bence işte, bizim coğrafyamız nispeten daha tanıdık. İşte Batı zaten bir sürü insanın hani işte seyahat ettiği, okuduğu vesaire bir yer. Evet. Asya yeni yeni radarımıza giriyor Türk şirketleri olarak. Aslında orada çok evet. ciddi potansiyel olduğunu da birazcık insiderdan gördük. Ve tabii senin gidip bu deneyimi yaşamış olman aslında belki de oraya adım atarken birazcık daha cesaretlenmeni sağlamıştır diye düşünüyorum. Çünkü Bence çok böyle cesaret konusu doğru. Büyük bir bilinmeyen gibi Asya. Evet. Gerçi Ancak... her ülkede birbirinden farklı ama yine de. Ancak şunu da eklemem lazım. Kesinlikle cesaret konusunda doğru. Çünkü yurt dışına çıkmış olmak daha sonra konularda cesaretlendiriyor. Ancak burada e, hazır dinleyicilerimize de mümkün olduğu kadar e, yapabiliyorsak katkı sağlamak için hani gözlemlerimizi ve bilgilerimizi paylaşmaya çalışıyoruz. Önemli bir bilgi paylaşmak isterim bu noktada. O da şu. Asya Pasifik çok güzel bir pazar, yükselen bir pazar. Insider'ın in da bu nedenle tercih ettiği bir pazar. Ancak Asya Pasifik'te Çin çok başka bir dünya. Aynen. Japonya çok evet. başka bir dünya. Ve özellikle Asya Pasifik'in e, merkezinde yer alan Singapur, Malezya, Endonezya Hı -hı. gibi ülkeler çok başka dünyalar. O yüzden Çin bir cesaret kaynağı almış olabilir ama Çin pazarında daha önce çalışmış olmak yaptığımız işe ve gittiğimiz ülkelere çok fazla katkı e, da bulunmadı. Bulunmuyor. Hepsinin ayrı bir dinamiği vardı. Aynen yani. öyle. Peki çok kısa şeye de değinelim. Insider senin ilk işin değil. Evet. E, bundan tamamen Alakasız başka evet. bir iş kurmuştun o evet, zamanında. Evet. Onu çok kısa anlatır mısın? Tabii. O tamamen farklı bir sektördeydi. Eğitim turizmi işindeydi. Ee, her zaman böyle fikirler böyle bazen e, gelir ve doğru yerde doğru zamanda doğru insanlarla olduğu zaman hayata geçer ya. Biz de bu işte yine ortağım olan birlikte aynı üniversiteden mezunuz. Üniversitede bir gün ders çalışırken bir tane gazete gazete okurken bir tane haber görmüştük. İşte İngiltere küçük bir Fethiye daha doğrusu Fethiye küçük bir İngiltere, oğlu oldu evet. diye. 7000 bin tane İngiliz aile yaşıyor diye. Biz de hani özellikle girişimciler böyle fırsatı koklayan ve genellikle hisseden insanlardır ya hmm. demiştik ki Malta'da bile Böyle İtalyanca ve Arapça karışım bir İngilizce konuşurken ve bu kadar dünyadaki İngilizce dili öğreniminde büyük bir pazar payına sahipken biz neden böyle bir işi Fethiye'de kurmayalım? Neden dışından öğrencileri Fethiye gibi bir destinasyonda hem tatillerini yaparken hem de İngiliz ailenin yanında konaklatıp ders aldırmayalım ve aynı konsepti Türkiye'de uygulamayalım? İnsanları alıştırmak çok zor oldu çünkü Tabii. söylediğimiz zaman bunu işte çalıştığımız mesela ajentalar ya Türkiye'de İngilizce bile İstanbul'da bile İngilizce konuşulmuyor nasıl bir yer burası diye çok fazla soğuk ama onları buraya getirdik. Fethiye'de kaldılar acentalar. Daha sonra bize öğrenci götür gönderdiler. Çünkü burasını hem çok beğendiler hem de İngilizce öğrenebilecek bir yer olduğunu gördüler. Tabii. İş çok büyüdü. Biz Türkiye'nin en fazla e, yabancı öğrenci getiren kurumu olduk 3 sene içerisinde. Yıllık olarak 3000 aşkın ve 28 farklı milletten öğrenciyi Fethiye'ye getirdik. Wow. Sonra sonrasında da exit. Sonrasında exit. Kendi hisselerimizi satıp e, çıkış yaptık. Dolayısıyla da aslında ilk gerçek çıkışımız o zaman Kime yapmış sattınız? olduk. sattınız? Biz ilk e, hissedarlarımıza. İlk hissederlerimize. Aynen ilk hissedarlarımıza sattık. Birkaç tane opsiyonumuz vardı. E, ancak o dönem ilk hissedarlarımıza satışın hem biraz daha duygusal bağlarımız Tabii. itibariyle e, çok daha doğru karar olacağını düşündük. Peki e, bir yandan da Insider o zamanlar Sosyoplus Plus evet, adı. Evet, evet. Bunun e, tohumları nasıl atılmaya başlandı? Tohumları aslında biz exit önce hiç yoktu. Exit sonra bir hafta içerisinde artık bundan sonra bir sonraki işimiz ne olur, ne olmalı diye düşünmeye başladık. Ve Serhat'la beraber bir şey yapacağınızı evet, biliyordunuz. biliyorduk. Çünkü bizler hayatımız boyunca daha farklı bir etki yaratabilmek için beraber çalışmaya aslında birazcık baş koymuş insanlarız. O yüzden yine yeni işimizi Serhat'la yapmak istedik. Daha sonrasında ne yapalım diye düşünürken... E, aklımıza öncelikle dünya dijital tarafa doğru gittiği için her şey dijitalleştiği için dijital tarafta ve ticaret tarafında bir şey yapmak geldi. E, çoğu zaman insanlar işte konferanslara katıldığımız zaman seminerlere katıldığımız zaman şunu soruyorlar. İşte bir fikrim var e, ama işte çok da emin değilim ne, nasıl bir yol takip etmeliyim gibi. Bizim mesela fikrimiz de yoktu. İnsanlar bazen bir iş yapmaya karar verdiği zaman da fikir bulabiliyorlar. Dolayısıyla her zaman bir şeylere başlamak için fikir Aynen. olması gerekmiyor. Bir de siz mesela bir, bir önceki işte de sanki önce büyüyecek pazarı e, ya da oradaki pazar potansiyelini test edip... ...onun üzerine bir iş inşa etmişsiniz gibi Orada Anlıyorum da Orada ben. aslında benzer bir yolu takip ettik ama Insar'da kurulurken daha doğrusu ilk ismiyle Sıvış Yapılaştırılırken bu daha fazla vardı. Aynen. Çünkü biz dedik ki bizim dijital tarafta olmamız gerekiyor... Mümkünse e-ticaret tarafında olmamız gerekiyor. Bunun için ne yapabiliriz? Sonra biraz daha duygusal konular devreye girdi. Ben hep girişimcilerin romantik insanlar olduğuna inanırım. Ve bizim de orada romantizmimiz devreye girdi. Ve şimdi şunu söyle, şunu dedik. Ya Türkiye'den çıkmış, globale gidebilmiş bir yazılım, ürün yazılımı şirketi hikayesi yok. Biz de bu hikayeyi yaratabilirsek ve ilk kez Türkiye'den çıkmış ve globale gidebilmiş bir ürün yazılımı şirketi yaratabilirsek... Bunun bir kendi ekosistemimize, iki kendi girişimcilerimize. Muhtemelen mezuniyetten sonra genelde bankalara ya da kurumsal şirketlere çalışmaya giden bilgisayar mühendislerimize daha fazla fayda olabileceğini düşünüyorum. E, sene kaç bunlar olurken? Sene bunlar olurken yaklaşık 2011 civarı. 2011 gibi. Evet. Daha henüz Türkiye'de globalleşme çok konuşmuyoruz aslında. Hatta Türkiye'de daha melek yatırım yeni yeni konuşuluyor. Tabii. Türkiye'de daha e, işte startup yeni yeni konuşuluyor. Aynen. Ee, geçen gün bir tane tweet okumuştum ee, çok da hoşuma gitti işte e, gram game satıldı e, yaklaşık olarak kazanılan paraya ya da işte yaratılan değer e, Bursa'daki bir fabrikada belki bin tane araba üretirseniz yaratılmayacak tamam. bir değer dolayısıyla biz teknoloji şirketlerinin ekonomiye olan katkısını çok fazla önemsediğimizden yani o etkiyi o şekilde yaratmak istedik. İşte Ve dolayısıyla katma da değerli etki dediğimiz şey yani. Aynen katma değerli etki dolayısıyla bir teknoloji şirket kurmak istedik. Yazılım ürünleri olsun istedik çünkü Türkiye'den çıkmış böyle bir hikaye Hı -hı. çok fazla yoktu ve şu nedenlerle aslında bu da insiderin aslında vayı. Bu arada İngilizce kullandım ama bilerek İngilizce kullandım çünkü her organizasyonun bir vayı yani varoluş sebebi var. Neden? Ayna. O varoluş sebebi de insiderin aslında biraz oluşmuş oldu. Biz aslında en iyi yazılım e, teknolojisi şirketlerinin Silikon Vadisi dışında da kurulabileceğini ve bütün dünyaya yayılabileceğini göstermek istedik. Peki sen yazılımcı değilsin, mühendis değilsin. Evet, Serhat. Serhat da değil. Serhat da değil. Evet. Ee, bu noktada bir takım insanlar devreye girdi zannedersem. Aynen. Aslında aslında şöyle, biraz şans devreye girdi, biraz çok fazla bir şeyleri aramak aramak arayınca bulmak devreye girdi. Çünkü normal şartlarda bir şirketteki en zor pozisyonlardan bir tanesi CTO Tabii. pozisyondur. ve aynı zamanda o CTO'nuz kurucu ortağınızdır genellikle ama aynı zamanda en kritik pozisyondur. özellikle bizim gibi teknoloji Tabii. şirketinde. Biz, öncelikle bizden sonra Sinan'ı aramıza kattık. Sinan da Oracle'da çalışıyordu o dönem. CTO'muz, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu. Bazı anlar vardır. insan biriyle tanıştığı zaman, işte o dedim ya fırsatı koklamak diye. Doğru insanla tanıştığınızı ve o insanın co yani kurucu ortağınız olması gerektiğini anladığınız, böyle birkaç saniye içinde anladığınız anlardır o anlar. Biz de Sinan'da onu hissettik. Dolayısıyla Sinan'la da aramıza katıp, ee, yolumuza devam ettik bizde önce yine İngilizcesini söyleyeyim çünkü Türkçesiyle birlikte daha anlamlı olacak Hı. hem İngilizcesi hem Türkçesi bizim gibi girişimlerde bir de ABR yani Always Be Recruiting yani Hı. her zaman böyle kafanın bir kenarında doğru insanı bulduğu zaman işe alma sürekli ekip kurma, evet, ekip kurma kafası vardır biz zaten daha öğrencilik dönemimizde bizden iki yaş küçük olan Arda'yı e o da Londra Ekonomi Üniversitesi'nin arkadaşımız. Tespit etmiş Tespit diyorsun. etmiştik, aynen öyle. Çok doğru bir ifade kullandın. Teşekkür ederim. <laughs> Tespit etmiştik. O yüzden Arda'yı da daha sonra çağırdık. Onun da çok güzel bir hayatı vardı. Colgate Pampers'de çalışıyordu. Burada bence şu hani hep dedikleri Kantar gözyaşı hadisesi var ya. Kantar gözyaşı hadisesi baya baya önemli. Çünkü o girişimcilik yolunun her anında aynen. var. Arda e, 9 94 çalışırken e, kendi arabasıyla gidip gelirken her yere daha sonra arabayı şirkete teslim edip maaşını muhtemelen dörtte biri e düşürüp <laughs> aynı zamanda artık dokuz belki hatta dokuz bile değil dokuz on iki gece on ikiye kadar çalışır çalışacağı bir hayata geçti. Dolayısıyla Arda'yı da aramıza kattık. Insider'ın in kurucu ortaklarından Arda'dan da görüş almak istedik bu konuda. Herkese merhabalar. Arda Köter'im ben. Insider'ın in kurucu ortaklarından bir tanesiyim. Bugün sizlere Insider'e katılış öykümü anlatacağım. Daha özel anlamda Hande ile Serhat'ın beni buraya nasıl ikna ettiklerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikli olarak belli bir tarihimiz, geçmişimiz vardı ve kesinlikle bir güven ilişkimiz vardı. Yani güven ilişkisi tabii çok zor kurulan bir şey. Yani %100 güven vardı diyecek kadar yaşanmışlığımız ne kadar vardı bilmiyorum ama günün sonunda bu yapılan şey evlilik gibi bir şey belki. Onun kadar yoğun ve tansiyonlu bir şey. Yani dolayısıyla ...en kötü anınızda bile birbirinizin gözün içine bakabiliyor olmanız lazım. Birincisi o samimiyeti, samimiyeti hissetmek benim için e, önemliydi. O samimiyeti hissedebildiğim için aslında bu kararı birazcık daha rahat verdim. E, ama onun dışında yani tabii e, konuşmalarımız, e, anlatılanlar... ...öncelikli olarak e, sağlam bir e, business model fikriyle e, gelmeleri... E, ...anlamlı bir pazarda olmaları... E, ...orada kendi ev ödevlerini çok iyi yaptıklarının belli olması bana ayrılan rolün gerçekten benim için anlamlı katkı yaratabileceğine inandığım, kendimde geliştirmek istediğim bir rol olduğunu görmem. Bunlar hep aslında bu kararı vermemde beni birazcık daha kendinden emin hale, kendinden emin olmamı sağladı. Bunun dışında tabii birazcık da şeyle uğraşıyorsunuz, alem çok büyük destek oldu. Onun dışında birazcık peer pressure'la da uğraşıyorsunuz. İnsanlar biraz delilik olarak görüyorlar bunu. Ama doğru sebepleriniz varsa ve doğru insanlar olduğunu hissediyorsanız ve aslında doğru işi de olduğunu görecek kadar bir de yapıldıysa, siz de buna hazırsanız, bu karara evet demek... Evet demek zor oluyor evetten sonrası daha kolay oluyor. E, dolayısıyla e, böyle birkaç görüşmeden sonra beraber vakit geçirdikten sonra e, iş fikrini anlattılar ve ben de yani kısa bir düşünmenin ardından e, katılmak istediğimi söyledim. Böylelikle Insider daha pazara çıkmadan ilk e, aşamalarında e, katılıp e, bu hikayenin bir parçası oldum. Ben biraz daha farklı olarak birçok insandan bütün e, kurucu ortakları mümkünse Mümkün olduğu kadar sayısını arttırması gerektiğine inanan bir insanım. Eğer bir iyi insanlarsa, eğer iyi insanları bulduğunuzu düşünüyorsanız... ...iki de hakikaten yetenekli insanlarsa. Dolayısıyla biz bu, bu kurucu ortaklardan sonra aramıza bir de Okan'ı... ...ve arkasından ha, bir sene sonra da Muharrem'i kaldırdık. aynen. Z şimdi zaten Endeavor'a 2014'te seçilmiştiniz. Bu dörtlüyle seçildiniz. Aynen. Yani Serhat Hande, Sinan Arda dörtlüsüydü. Sonra e diğer arkadaşlar da katıldı. Şu anda altı co-founder'lı bir şirket olarak e, görüyoruz Doğru. biz peki e, bunu zaten söyledin iyi bir etkileşim olduğu sürece ne kadar iyi o kadar ne kadar fazla o kadar iyi co-founder ekibi çok e, peki iletişim nasıl sağlıyorsunuz mesela şu anda altı ortak e, hepsinin nerede olduğunu biliyor musun şu an biliyorum ama normalde bilmediğim zamanlar oluyor <gülüyor> <gülüyor> bilmediğim zamanlar oluyor ne kadar sık birbirinizle iletişim halindesiniz her hafta her hafta, ee, her hafta Bir kez, her hafta bir kez toplantımız var. Ee, şöyle bir kuralımız var. Fiziksel olarak aynı şehirdeysek kesinlikle o insanlar bir araya geliyor. Olmayanlar e, telefonla bağlanıyorlar. Bence zaten bu konuda çok artık gelişmiş program var. Hakikaten hissiyat olarak çok yakında çok böyle sıkıntısız bağlantılar yapıyorsunuz. Bu arada onlardan bir tanesi de zaten kullandığımız programlardan bir tanesi Zoom. Aynen. Bu arada yeri gelmişken Endeavor'a tekrar teşekkür etmek istiyorum. Neden? Çünkü biz geçtiğimiz hafta Endeavor Outliers programında e, San Francisco'daydık. Ve e, yaklaşık yine 3-4 hafta önce IPO'ya çıkmış Zoom'un CEO'su. Evet e, sıcağı yeni, sıcağına. Evet sıcağı sıcağına dinleme şansımız oldu. Bence dünyadaki herhangi bir girişimcinin zor sahip olabileceği bir şans. E, bu mesleğe de Endure'de teşekkür edeceğim. Zoom'u bu, seviyoruz. Buna <laughs> zaten geleceğiz. Aynen biz de seviyoruz. Peki e, haftada bir kol yapıyorsunuz. Evet. E, ama böyle acil bir karar alınacağı zaman çat diye anında birbirimize bağlamıyorsunuz tabii ki. Orada işler çok düzenli yürüyebiliyor mu önemli karar anlarında? Aslında çoğu zaman yürüyor ama kriz anlarında tabii ki ulaşmamız gerekiyor birbirimize eğer bir kriz olursa şükür başımıza bugüne kadar çok gelmedi ama yine de belli çapta krizler geldi her girişimde gelebileceği gibi ee, tabii yine WhatsApp gibi yollarda birbirimize çok hızlı ulaşabiliyoruz ama bu iş tıpkı Çalışırken de olduğu gibi önceliklendirme işi. Biliyoruz ki bizim kendi kurucu ortaklarımızın olduğu gruba bir şey geldiği zaman buna olan cevabımız dakikalar içerisinde olmalı, saatler içerisinde olmalı. Dolayısıyla hep birbirimizle olan iletişimi önceliklendiriyoruz. Bunun çok faydası oluyor. İkincisi hafta bir kez görüşürüz dedim ama aynı zamanda birisinin kompak olarak konuşmak istediği bir şey varsa bir tane daha slotumuz var. Orada da konuşabiliyoruz ama bunlardan en öncelikli ve en önemlisi şu. Herkesin kurucu ortak olarak ve bizim kurucu ortaklarımız aynı zamanda VP'lerimiz işte bir tanesi büyümeden sorumlu bir tanesi üründen sorumlu herkesin görev alanı ve hangi kararları tek başına alması gerektiği hangi kararların kurucu ortak bazında alınması gerektiği belli ve tanımlı bunları tanımlamak hatta böyle yazmak ve onun bir yerlerde olması ve bunların insanların dönem dönem hatırlaması bence çok önemli. Şimdi süper bir yere geldin. Çünkü konuşacağımız konuda aynen bu bir nokta geldi ki bunların evet. yazılması gerekti. Aynen. Ve bir nokta geldi ki siz böyle oturdunuz ve bir dakikaya hani bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. Biz buna kendi aramızda scale up olma e, diyoruz. E, işte büyüme aşamasına geçmek. Bir sonuçta bir level atlıyorsun yani. Aynen. Hani onu hissettiğiniz illaki birkaç tane nokta vardır. Hı hı. E, bir örnek verebilir misin? Tabii. Şimdi hissetmeye başladığınız noktalardan bir tanesi şu. Artık birincisi eşleri eskiden olan metodolojiler, eskiden işleri yönetme stiliniz artık yavaş yavaş yeterli olmaya başlıyor ve bunu hissetmeye başlıyorsunuz. Örnek veriyorum. Eskiden şirketin mesela bütün metriklerine hakim olmak ve ulaşabilmek, akses etmek çok kolayken Artık o kadar çok aynı anda diyelim ki metrik oluyor ki kontrol Tabii. etmeniz gereken bunun için bir metodoloji belirlemeniz gerekiyor. Ya da iletişim konusu. Eskiden çok kolay iletişim biliyorken öyle bir nokta geliyor ki iletişiminizi zayıflamaya başlıyor. Bunu düzeltmek için bir metodoloji bulmanız gerekiyor. Eskiden insanları, iş, şirketteki insanları tanıyorsunuz. Ama öyle bir nokta geliyor ki tanımamaya başlıyorsunuz. Tabii. İşte bunların hepsi aynı anda 7-8 farklı dinamikle olduğu zaman... Siz diyorsunuz ki evet artık eski metodolojilerimiz bizi bir sonraki levela taşımıyor. Dolayısıyla bizim metodolojilerimizi değiştirmemiz lazım. İşte o nokta bence artık bir şeylerin değişti ve sizin scale etme, scale up sürecine geçmek zorunda olduğunuzu hissettiğiniz dönem. Örnek veriyorum mesela bir CEO için en önemli en önemli şeylerden bir tanesi şirketteki problemleri öngörebilmektir hı hı. ya da problemin geldiğini hissedebilmektir. Esen bunu hissetmek için Şirketin ortasında dolanmak bile, yürümek bile bazen birkaç kişiyle konuşmak Aynen. bile belki yeterdi. Ama şimdi yetmiyor. O problemleri görmek için artık bir metodoloji belirlemeniz evet. gerekiyor. O yüzden ben scale up sürecinde kendi narizhane tanımımla mevcut metodolojilerinizin e, işi hali hazırda götürmeye artık yetmediği... ...ve sizin bir şeyleri değiştirmeye başladığınız, daha sistematize etmeye başladığınız döneme hissettiğiniz nokta aslında o... ...scalety olmaya başladığınız nokta. Peki şimdi de sayılarla Insider'ı dinleyelim. 2012 yılında 6 ortak tarafından kurulan Insider... ...bugün 3 kıtada 20 ülkede 500'den fazla global markaya hizmet veriyor. Insider'ın 30'dan fazla farklı milletten 400'ün üzerinde çalışanı bulunuyor. Ekibin 100'den fazlası ise yazılım mühendisi... Yıllık büyüme oranı %130'un üzerinde olan Insider, 2018 yılında Sequoia Capital'dan 11 milyon dolar seri B yatırımı aldı. Böylece Sequoia'dan yatırım alan ilk Türk şirketi ünvanını da kazanmış oldu. Peki 20 ülkede evet. şu anda. Bu bahsettiğimiz işte 4 kişi, sonradan gelen 2 kişi de hayatında 20 ülkede olan bir şirket yönetmemiş. Hiç e, ya da bir şirketi bir ülkeden 20 ülkeye açmamış. İşte şu anda kaç kişisiniz? 400. 400 açtık. 400, 400 açtınız. Siz bu arada kendinizi nasıl geliştirdiniz? Öncelikle sen CEO olarak ve tabii ki herkes. Çünkü sen onların gelişimi için de sorumlusun aslında. <laughs> çok doğru soru ve bence buradaki en kritik sorulardan bir tanesi. Geliştirmenin iki tane yolu var. Bir tanesi birazcık basit gelebilir kulağa ama bence çok doğru ve çok 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 önemli. Birincisi okumak. Kesinlikle okumak. Neyi okumak? Daha önce bu yollardan geçmiş girişimcilerin hikayelerini okumak. Bunun dışında daha önce bu yollardan geçmiş kişilerin yazdığı kitapları okumak. Çünkü menajerli kitaplar ya da yönetim kitapları size bunları veremez. Evet. Çok böyle basit bir şey var, söz vardır. Ancak eşekten düşen eşten düşmenin ne demek olduğunu bilir diye. O yüzden bu hikayeleri yaşamış insanların otobiyografilerini okumak ya da onların kitaplarını okumak çok önemli. Mesela? ...mesela hard, thing, hard Things About Hard Things... ...Ben Harald's. O zaten bir Bible... ...olmuş durumda. Ee, bir Bible Hepinmişim. olmuş durumda. Ee, şimdi mesela... ...yeni bir tane kitap var. Yazarını e, tam hatırlamıyorum ama... ...Growth Handbook. Aslında <laughs> yazarı yok... ...şöyleydi, dolayı yazarı yok... Ben Horowitz'ten tutun işte başka bütün girişimcilere kadar onların böyle parça parça growth sürecindeki hikayelerini anlatan evet. bir book. Growth Handbook diye geçiyor. Bayağı etkili bir kitap. Ee, yeni e, trending kitaplardan yani yeni gündemde olan kitapların bir tanesi var. Onu önerebilirim. İkinci öğrenmenin yolu da e, yine sizinle aslında aynı yoldan geçmiş insanlarla konuşmak. Ve bu insanlar bazen executive koşu olabilir. Bazen de e, bazen de işte daha önce bu işleri yapmış başka bir CEO olabilir. Onların hikayelerini öğrenmek bence çok bayağı değerli ve bayağı kritik. Senin Türkiye'de e, mentorum diyebileceğin ya da başa sıkıştığında aradığın insanlar var mı? İnsanlar var, vardı, varlar ama biraz daha ne yazık ki sınırlı konularda danışabiliyorum. Çünkü Hani dedin ya siz de hani daha önce bu böyle bir hikayeyi yönetmeniz aslında birçoğumuz ilk kez böyle bu kadar büyük bir şirkette liderlik yapıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de daha önce bir B2B sas kampanyası ki zaten dünyada bu yeni bir iş B2B sas işi. Bunu yönetmiş 400 kişi olmuş dünyanın mesela Fransa gibi bir ucundan Endonezya gibi bir ülkesi çok farklı dinamikler Tabii. çok farklı kültürler iş yapmış insanlar çok fazla olmadığı için bizim açıkçası Türkiye'de bu anlamda soru sorabileceğimiz insan sayısı ne yazık ki çok fazla değil. O değil. yüzden Endeavor'un da yine yardımıyla yurt dışındaki koçlar ve yurt dışında bu yollara geçmiş diğer girişimcilerle mümkün olduğu kadar bağlantı kurup onlara soru sormaya çalışıyoruz. Peki siz e, Endeavor sürecine ilk geldiğinizde evet. o İstanbul'daki uluslararası seçim panelinde evet. 2014 yani 5 sene önce daha, e, daha uluslararası aşılmamıştınız bile galiba. Evet. E, bir hatırlasana o süreçte aklında kalan e, feedback neydi? Endeavor sürecinde mi? Evet. Aslında çok önemli ve çok to the point bir feedback. Bence bayağı da hatta hikayesi galiba konuşulan Emre dönem dönem anlattığı bir hikaye. Anlattığı da evet. Ee, şöyle bir feedbackti. Bizim o zamanlar altı kurucu ortak vardı ve biz karar alırken çok zorlanmıyorduk. Çünkü bir noktada iletişimimiz çok kuvvetli olduğu için karar almanın yolunu buluyorduk. Ama dediler ki bu iş bundan sonra böyle gitmez. Açılım başlayınca görev ve sorumlulukları ayırmak ve bu şirkete bir... CEO. <laughs> ee, Doğru o zaman CEO, CEO lazım. Dolayısıyla bütün sessionlarda, bütün aslında o e, seanslarda aldığımız en önemli feedback, en önemli geri bildirim. E, içinizden birinin ki biz Serhat'la bu arada managing director'duk. Yani Doğru orası, hatırladım. Doğru hatırladım. Evet. E, bir i̇çimizden birinin CEO olmasıydı. Dolayısıyla aslında ilk duyduğun zaman hani çok basit, çok böyle net gibi ama bir yandan o dönem için çok bizim önemsemediğimiz Tabii. ama endeavor'ın bize hatırlattığı ve bence seçim panelinin en önemli çıkarımlarından bir tanesi de aslında seçim paneli bile ki daha çalışmaya başlamadan endeavor'la bizim için bayağı game changer dediğimiz yani oyun değiştiren bir e, duruma getirdi bizi. Evet çok nokta atış şeyler söylemiyorlar evet. gerçekten. Peki sizin en belirgin özelliklerinizden bir tanesi yarattığınız kültür. Evet. Ee, nasıl anlatıyorsun bu kültürü? <laughs> Nasıl anlatıyorum? Dört e, tane temelde değerimiz var. O değerlere uyan insanların bir araya geldiği bir grup insanın aslında e, yarattığı bir ortam olarak anlatıyorum. Değerlerden bir tanesi insanların kendi kişisel gelişimlerine çok fazla yatırım yapmaları. Bizde e, sadece iş değil, işin dışında kalan zamanlarında kendine yatırım yapmayan, kendi gelişimini düşünmeyen bir insan açıkçası dünyanın en iyi işini çıkarsa bizim için çok böyle bizi motive eden bir insan diye okay. beraber çalışma konusunda. İkinci değerli, değer, değerimiz aslında özellikle bu hani geliş, gelişimle birlikte sadece kendi gelişimimiz için değil başka insanların gelişimleri ve başka insanların da önem verme yani İngilizcesinde care dediğimiz bizim hmm. e, e, önem verme olarak çevirdiğimiz bir kavram. Okay. Bir örnek vereyim. E, ...iki gün önce Endonezya'da bir e, sosyal sorumluluk projesi yaptık. Ve oradaki işte e, bir takım ailelere yardımcı olduk. Türk bir şirketin Endonezya'daki sosyal sorumluluk projesi evet. yapması çok anlamlıydı. Bu bence keyifli önemlerinden bir tanesi. E, üçüncüsü impact dediğimiz etki yaratma. Yaptığımız işlerin etki yaratması çok önemli. Daha önce öneri vermiştim. Biz Sekoa'dan yatırım aldığımızda masada bir tane daha term sheet vardı. Ama Sekoa'nın bu ekosisteme bir farklılık getireceğini... E, ...düşünerekten, e, Sequoia ile aslında çalışmak istedik. Yani aslında temelde bu tarz değerler bizim insider olarak e, o kültürümüzü oluşturan şeyler. Bir de tabii ki en sonunda çok çalışma var, hard work var. E, çok çalışma konusu bizim için de en önemli. Hani böyle sadece çok çalışalım diye değil, çok çalışalım diye e, insanlara sürekli mesaj vermek istediğimizden de değil... ...ama birkaç tane gerçeklik var hayatımızda. Ee, bunu ben arada kullanıyorum o yüzden yani müsaadenizle bugün de kullanacağım tabii. İşte o Nuri Bilge Ceylan ödülünü alırken zamanda Kanda bizim ülkemiz çok güzel ama yalnız bir ülke evet. demişti bizim ekosistemimiz de çok, çok güzel yalnız. ama çok yalnız bir Doğru. ekosistem o yüzden o ekosistemde çok dezavantajlarımız var yatırım anlamında işler çok gelişse de Endivir gibi güzel organizasyonlar yer alsa da daha işin çok Yine başındayız de, orada melek yatırımı alırken insanlar 200 bin ve 300 bin dolarlar değil melek yatırımlarında 1 milyon dolar alıyorlar 2 milyon dolar alıyorlar Bizde mesela durum öyle değil. Bu kadar dezavantajımız varken bizim o deviz üstesinden gelmemiz için hem iyi ki hem ne yazık ki çok çalışmamız gerekiyor. Peki e, sence e, bu kültürün örnek vereyim. E, benim tanıdığım sizde e, üst düzey bir işe başlayan bir arkadaşım şey dedi. E, i̇şe başladım dedi ve Hande benle bir seans yaptı dedi. İşte Working With Hande seansı gibi. Ne anlatıyorsun orada insanlara? İnsanların aslında zorlanmaması için, hayatlarını kolaylaştırmak için biz yapma, elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çünkü burası insanların böyle birbirleriyle hakikaten arkadaşlık kurduğu ve o duygusal bağ yaratmaya çalıştığımız bir yer. Burası bir komünite. O komünite içerisinde duygusal bağ yaratmak konusunda çok istekli olduğumuzdan bu süreyi kısaltmak için ...arkadaşları bizi keşfetmesini beklemek, beklemektense... ...ya bak genelde bana ulaşmak istersen... ...böyle daha çok daha kolay olur böyle ulaşmak. Ee, işte bak normalde böyle... ...diyeyim ki böyle... E, ...benim hani hoşuna belki gitmeyecek özelliklerim vardır... ...ama öyle anlarda diyeyim ki beni benimle bırak. E, merak etme kişisel değil. Hani beklentileri doğru şekilde yönetmek... ...ve aynı zamanda benimle çalışırken... ...rahat edebilmesi için... ...aslında tabiri caizse biraz amiran tabirle ...kafasının rahat olması evet. için kendimi anlattığım kendimizi anlattığım bir o da e, session. E... Bunu yapabilmek için senin de kendini çok iyi tanıman ve kendinle barışık olman gerekiyor. Yani Hı. hani bak benim böyle böyle e, huylarım vardır bu sana e, iyi gelmeyebilir ama işte hani bu konuşma yapmak oldukça hem kendini tanıyan hem olgun bir liderin evet. yapacağı bir konuşma i̇ki, iki yani. İki bir... tarzda... Sen bu, buraya nasıl geldin? İki tarzda içeriği var onun. Hem dediğin gibi kısmı var hem de aynı zamanda böyle teknik kısımlar da var. Tabii ki. Ulaşmak, işte bize ulaşırken falan gideceği metodlar. Aslında oraya da gelmedim bence. Çünkü her belli oranda herkesin bir egosu var. Herkesin böyle bir kendini tanımaya dair bence limitleri var. Ama bence bu hale gelmemizin en azından yakınlaşmamızın tek e, açıklaması şöyle. İnsanlarda biz her hafta e, Leadership University yani Liderlik Üniversitesi, Startup Üniversitesi dediğimiz pazar günü Startup Üniversitesi yapıyoruz. Çok fazla böyle internal, içeride olup biten eğitimimiz var. Ve ben her çarşamba günü akşam saat 9 ile 12 arasında insanlara liderlik anlatıyorum. Dolayısıyla buradaki anlattığım şeylerde mesela liderliğin özelliğinden bir tanesi kendinden haberdar olması, Hı -hı. kendi duygu durumundan. O derse girmeden önce ben de çalışıyorum, okuyorum. Çalıştıkça anlamaya ve sindirmeye çalışıyorum, ve uygulamaya çalışıyorum. Yani duygusal farkındalık. Yani bunu biz aslında her yerde söylüyoruz. Yani bana da şey sorduklarında mesela, işte kimler girişimci olabilir? Ha işte herkes girişimci olabilir mi falan? Ee, olmaz da olmaz olarak ben bunu söylüyorum. Yani kendi sinin güçlü ve zayıf ve taraflarını bilmek ve duygularını yönlendirebilmek, yani o ilişki çıkışlarla baş edebilmek. Çünkü eğer senin bir gün içinde yaşadığın iniş ve çıkışları etrafındaki insanlar senin yoğunluğunla aynı anda hissederlerse zaten imkansız yani Aynen. etrafında kalmaları. Aynen. Senin onları onu absorbe edip bir şekilde şoku azaltman gerekiyor Aynen. dünyaya. Aynen. Ve bence bunu yapabilen girişimciler gerçekten o scale up ve işte unicorn CEOs oluyorlar yani. O bence çok önemli bir şey. Kolay gelsin sana bu <gülüyor> yolculukta. <gülüyor> Peki şimdi sizin bir de şey hikayeleriniz var. Ee, çok tutumlu bir hayat benimsiyorsunuz. Bütün kurucular <laughs> olarak işte e, ne bileyim haftada işte üç tane okyanus ötesi seyahat ama işte hepsi ekonomi sınıfında yok efendim evet. Japonya'da kapsül otellerde evet, kalmalar evet. ...mesela Gerçi geçen gün şey gördüm. Amazon'un da değerlerinden bir tanesi ...frugality'ymiş yani <laughs> koskoca Amazon'un. Ee, bu e, sizin için ne demek yani e, bu bizim için iki şey demek. Bir tanesi e, bir zorunluluk yani bu bir, bu sadece bir tercih değil bir zorunluluk e, 8 milyon dolarla yirmi ülkede operasyon kurmak kolay değil e, aksi takdirde milyonlarca dolar para almak zorunda kalırdık şey falan heh, onu diyecektim <laughs> mesela Sequoia ya da diğer yatırımcılar <laughs> ya siz yani e, sermaye yeterliliğiniz ve bunu verimli kullanımınız hakkında bir şey dediler mi size bu süreç boyunca benim en büyük şanslarımdan bir tanesi bence Sequoia ile çalışmak sadece Asya ofisiyle değil aynı zamanda Amerika ofisiyle çok aktif çalışıyoruz. Amerika ofisinde böyle legendary yani efsanevi olarak adlandırdıkları hakikaten San Francisco ve Amerika sistemine yön veren insanlar var. Onlardan bir tanesi de Pat Grady. Hı hı. Pat Grady her seferinde hani de bu kadar capital efficient yani bu kadar masraflarınız ve harcamalarınız konusunda efektif olmanızı her seferinde hayretle karşılıyorum gibi bana bir konuşma yapıyor. Tabi birazcık orada İstanbul'da da belli bir kısım işte 2000 olmasında etkisi de var. Çünkü İstanbul Tabii. diğer ülkelere göre maliyet avantajına Bayez sahip. Dolayısıyla olur. evet öyle olduğunu düşünüyorlar ama daha fazla harcamamız gerektiğini düşünüyorlar. daha fazla para alıp ama şunu düşünmüyorlar. Bunun bir bizim için bizim açısından açısından bir zarar da var. Biz mesela şu an için yüzde on ikisini şirketin Açtık e, bizi yeni şeyler olurlar yani yeni ortaklar şirket içerisinden alabilmek için tabi e, bu dalyo yani elemanlarınıza demek, hisse vermek aynen ekibe hisse vermek için böyle bir şey daha fazla yatırım almamız demek daha fazla hisselerimizi kaybetmek demek hisselerimizi kaybetmek demek daha fazla bu pool'un... bu havuzun daralması Tabii. demek e, daha fazla belki yatırım almak demek aynı zamanda hani genel olarak içerik dengeleri başka bir yere çekmek demek o yüzden bizim mümkün olduğu kadar cost effective yani maliyetlerimiz konusunda dikkatli olup aynı zamanda bunu yaparken de belli konulardan kesinlikle kısmamaya çalışıyoruz. Kısmadığımız iki şey var. Bir tanesi eğitim konuları. Eğitim, eğitim konularında hiç efektif olmaya çalışmıyoruz maliyetler anlamında. İkincisi de eğlence konuları. <laughs> Yemek, müzik, parti gibi işlerde hiç kısmıyoruz. Mesela her sene dünyadaki her insaniyle İstanbul'a gelip bir retreat yapıyor. Artık bu sene mesela 400 kişiyi bilmiyorum muhtemelen evet, gemi evet. falan kiralayacağız. Süper. Ee, göreceğiz. Bu aşağıdan kısmıyoruz. Peki Sequoia dedik. Sequoia yani. hani belki dinleyenlerimizden dinleyenlerimiz ben. Yani. Dünyanın en köklü e, venture capital şirketlerinden Aynen. bir tanesi. Aynen. Portfolyosu arasında Facebook, Apple, Apple e, Google YouTube gibi YouTube WhatsApp. gibi şirketler var. E, Sequoia'nın da sizin gibi kendine çok has bir kültürü var aslında. Çok. Şimdi... E, ne oldu Sequoia'dan yatırım aldıktan sonra? Hayatında neler değişti? Bir defa e, less politisizm yani daha az politika, daha az politiklik... ...ve aynı zamanda samimiyetin sadece e, girişimlerde değil... ...aynı zamanda yatırımcılarda da olabileceğini gördüm. Bu birincisi. O yüzden onların kültürlerini çok çok beğeniyorum. Mesela çok fazla fon var Silikon Vadisi'nde ve ofislerine girdiğiniz zaman... ...özellikle Sequoia gibi büyük bir fonsa e, böyle bir... Ağırlık hissediyorsunuz, böyle bir rehavet hissediyorsunuz, böyle bir şey hani mobilyalarında bile o öyle bir şeylik hissediyorsunuz, yavaşlık, o fon olmanın verdiği belki yavaşlık. Seko'da içeri girdiğiniz zaman şunu hissediyorsunuz, ya diyorsunuz dünyanın en iyi girişimlerini ve teknoloji şirketlerinin kurucuları buradaymış ve buradan geçmiş. Ya böyle bir şey hissettiriyor size, sağda solda işte fotoğrafları, şeyleri, dinamizmi. İkincisi... İki, üç tane çok tane değer, önemli ve değerli isim var. Bir tanesi Doug Leone, bir tanesi Pat Grady. Hani hepsi kendi çapında çok iyiler. Tabii. Ben hayatımda bu kadar iyi insanı bir arada görüp bu kadar iyi insanla beraber çalışma şansı yakalamamıştım. Bence bu anlamda hani kültürleri onlara çok aynı zamanda A player'ları... yani A takımı oyuncuları getiriyor. Bunu fark ettim. Üçüncüsü de Birçok yatırımcı ne yazık ki görüştüğünüz zaman size şey havası verir. Hani e işte fikri beğenmiyorsa bile işte ya da beğeniyorsa da bile belki beğenmiyor havası verebilir. Hani orada böyle bir oyunlar vardır, böyle bir kurallar vardır, böyle olduğundan kendi farklı gösterme He. vardır. ...Sekoa'daki neyse o olması ve hani oyunlar, kurallar olmaması çok insanı çok evet, çok direkt olmaya çok rahat hissettiriyor e, ve çok hoşunuza gidiyor. Zorlandığın bir geri bildirim aldın oldu mu onlardan? Tabii oluyor. Ee, şöyle zorlanıyorum. Sonuçta biz e, aynı ülkede olamıyoruz her zaman Tabii. ve dolayısıyla birbirimizi tanıma konusunda birazcık yavaş ilerliyoruz. E ee, zorlanmamın sebebi aslında verdiği feedback'lerden bazıları beni tanımadıkları için, tekrar tanımadıkları için e, verdikleri feedback'ler. Öyle feedback'lerle kendimi ifade etmekte zorlanıyorum çünkü şey zannediyorlar. İşte diyorlar ki muhtemelen aslında bu feedback'i kabul etmiyor. Hı -hı. Oysa gerçek olan şey durum öyle değil ama çok zaman geçiremediğimiz için her zaman. Tabii. Çünkü farklı ülkelerdeyiz. Onlar o tarz feedback'ler beni biraz zorluyor. Bir arada olmak önemli değil mi? Aynen. Yatırımcıya şey... bence zaman geçirmek özellikle Sekoar gibi birisinin önemli ama ne yazık ki bizim için her zaman çok mümkün değil. Sequoia Insider and this is Rohit here from Sequoia. Endeavor has asked me to share why Sequoia invested in Insider, and it's my pleasure to do so. I think whenever we invest in a company, we ask ourselves what's special. In Insider's case, they had done many things well, built a good product, had marquee clients, and so on. But I think what really stood out was one, the team, and two, their go to market engine. Building go to market is one of the toughest things for B2B businesses in early years. And Insider had customers in 15 plus countries across industries and in size from tech startups to Fortune 500 logos. I mean, this was special. We had not seen many companies with that sort of go to market success in early years. Second was the team. We believe extraordinary achievements come with talent but are almost always accompanied by. One's passion and romanticism about things they genuinely believe in and want to do. Hande, Serhat, Mu, Arda, Sin, and everyone else that we met, they didn't want to build Insider because it fits their financial or career aspirations, but because they want to show the potential of their country to the world. They want more people to believe that global businesses can be built from anywhere. We are always excited to be part of such stories which so positively impact people. Thrilled to be a partner with Insider and thank you Insider for being such an inspiration. Thank you, Andy. Türk yatırımcıların bu süreçte seni çok destekledi. Ben de çok şahit oldum şey tarafında Sekoya ve yeni yatırım, değil mi? Yani hani burada sonuçta senin arkanda da ciddi bir network ve seni destekleyen insanlar grubu var. Türkiye'de ben biz kendimizi çok şanslı hissediyoruz bence çünkü Türkiye'de özellikle ee, bizim gibi girişimleri destekleyen çok güzel insanlar, çok güzel yatırımcılar var. Ve zaten Türkiye ekosisteminde o insanlar arkanızda olduğun zaman kendinizi hani herhangi bir şey yapabilir gibi hissediyorsunuz. O destek bence çok değerli. O süre içerisinde Emre Kurttepe'nin böyle demiştim ve şu an aklıma gelmeyen Ali Kaya Bey'in bir sürü insanın desteği çok önemliydi. Ama ben iki tane şey var. Burada hani yine naçizane hani o yaşadığım sürece dair deneyimlerimi paylaşmak için dinleyicilerle söyleyebileceğim. Tabii. Birincisi gerçekten yatırımcılarımızın iyi insanlar olması çok önemli. Değil mi? Buna çok dikkat etmek lazım. İyi insanlarla çalışmak çok önemli. Bence ekibinize de öyle. İkincisi de... E Bence Türkiye'deki ekosistemde yatırımcıların da eğitilmesi lazım. Hı hı. Çünkü biz girişimciler kendimizi eğitmeye çalışıyoruz ama yatırımcılar mesela ne zaman çıkmaları gerektiğini... Tabii. ...artık melek yatırımcıların hangi aşamada kendi o şirket içindeki misyonlarını dolduracak, doldurdukları ya da doldurmaları gerektiğini... ...nasıl süreçlerde yatırım süreçlerinde davranmaları gerektiği yeni bir parti içeriye girerken bence öğrenmeleri gerekiyor. Tabii. Bence biz o konuda bayağı zorluk yaşadık. Evet. Ee, ve süreç bizim açımızdan bayağı zorlaştı. O yüzden ben yatırımcıların da bu süreçlerde bundan sonra çünkü daha fazla var şimdi onların yaptıkları şirketler büyüyor. Onlar da Aynen. bir gün scale up şirketi olacak. Da, seri C'lerini döndürecekler. Dolayısıyla bizim için çok şey e, bizim için çok önemli bunları öğrenmeleri. Bu arada bugün istersen bir tane şey de verebilirim. E, birkaç tane güzel haber de verebilirim. Haber Onu ver. Sonra sola saklıyoruz. Tamam sola saklıyoruz tamam. <laughs> evet. ...destek demişken, iyi insanlar, evet. destek... Evet. ...Endeavor'a sözü getirebiliriz. Evet, getirebiliriz. Ee, Şimdi biz iki hafta önce beraber San Francisco'ya evet. evet. ...ve bir evet. dizi Endeavor Event vardı evet. orada. Evet. Um, şimdi şeyi söyledik işte... Um, ...Endeavor'la 2014 senesinde tanıştınız... ...yani işte 2013-2014... Um, ...ardından Insider inanılmaz büyük bir... Um, ...globalleşme ve büyüme sürecine girdi. Um, bu süreç içerisinde Endeavor'la ilişkiniz nasıldı... Endeavor'la ile ilişkimiz e, herhalde e, çok mutlu bir evlilik gibiydi. Neden? Nedenini <laughs> söyleyeyim. E, bir defa global e, üç şey var. Birincisi insanların global büyümesinde Endeavor rolü çok büyüktür. Gittiğiniz ülkelerde özellikle gittiğiniz ülkelerde Malezya, Endonezya gibi ülkelerse... ...ilk üç kontağınızın kim, kim olduğu, ilk beş yani. kontağınızın Tabii. kim olduğu çok önemlidir. Ve çok ilginç bir şekilde, ilginç bir şekilde diyorum çünkü bu vizyon taşımaları da ilginç dünyanın Asya Pasifik gibi bölgelerinde, Japonya gibi bölgelerinde, Brezilya gibi bölgelerinde varlık gösteren Amerika'da da varken çünkü sadece Efe. Amerika'da da kalabilirdi ya da Efe. sadece da gidebilirdi. böyle de varlık gösteren ve size yeri geldiğinde çok böyle önemsiz gibi görünebilir ama ofisinin de kapısını açıp gel bu masada çalış kafede çalışacağını diyebilen bir organizasyon ki tanıştırdığı kişiler ilk böyle kapınızı çaldığınız zaman ...sizi size götürebileceği insanlar ve ilk o iletişimleri kurmanız için sağladığı şeyler ayrı. Aynen. Dolayısıyla bizim için o herkese o tarafında globalleşme tarafı da çok önemli endiver. İkincisi işte bahsettiğim üzere San Francisco programından. Herhalde dünyada bu de insanları bir araya getirip girişimcileri hem birbirleriyle paylaşabilecekleri... ...hem de diğerlerinin öğrenebilecekleri bir ortam sağlayan başka bir bu ciddiyette ama bu aynı zamanda gönülde. Yani bu hani gönül bağını enkarnada evet, bir şeyle kuran o, bir organizasyon seviyeti yoktur. Seviyeti her şeyinde hissedersin evet, yani. her şeyinde hissediyorsun. Hem Türkiye ofisinde öyle hatta yurt dışı ofisinde işte e, dolayısıyla ikinci kısım o bizim hayatımızdaki önemi. Şu an öğrenmemi benim bir scale up CEO'su olarak ben daha çok yolun başındayım. Her sabah kalktığım zaman kendimde o yetersizlik hissini hissediyorum. Öğrenmem gerekiyor, okumam gerekiyor, doğru insanlarla iletişime geçmem gerekiyor. Geçen haftaki programda bunu çok fazla hissettim. İlk kez. Hatta Scale Up sürecinde bir CEO olarak ilk kez bu kadar yoğun bir şekilde. Evet ya çok iyi oldu bu program. İki Süper. gün boyunca bu kadar yoğun bir şekilde bana faydası olan bir program oldu diye hissettim. Harika. Üçüncüsü de şey, bence duygusal destek. Türkiye'de girişimcilere destek olan bir organizasyon ama var tabii ki vardır. İşte e, girişimcilik vakfı var bence güzel işler yapıyorlar. E, belki şu an aklıma gelen bir sürü gelmeyen bir sürü organizasyon vardır ama bu kadar geniş bir şekilde bu kadar geniş coğrafyalara gidebilmiş ve bu kadar büyük bir organizasyon yok. Exit'te de IPO'da da beraberiz. Peki Aynen. nedir hedef? Hedef şu an için ee... Sadece ve sadece başarılı bir e, şirket e, inşa etmek. Başka bir hedef yok. Sadece bunun için çalışıyoruz. Peki şimdi birkaç tane e, hızlı bölümümüz var. Tamam. Ondan sonra senin iyi haberlerini alacağız. Ondan sonra <laughs> da herkese teşekkür edeceğiz. böyle Biz buna sorulmayan sorular bölümü diyoruz. Birazcık daha belki e, her yerde sorulmayan sorular olduğunu e, umuyoruz. E, şu sıralar uykunu en çok ne kaçırıyor? İnsanların şirketteki insanların artık isimlerini bilmiyor ve onları tanımıyor olmak. Peki şu geçtiğimiz işte 8 senede böyle çok net bir şekilde burnout hissi yaşadığın oldu mu? Hiç. Hiç? Çünkü çünkü e, sabahleyin kalkarken hayatta bir amacı olan ve bu amacında böyle diğer insanlara dokunmak gibi bir amacı olan bir insanın burnout olacağını düşünmüyorum. Sequoia'yla olan ilişkilerinde e, böyle mesela gerildiğiniz bir noktada. Hani biraz önce dedin ya bunun hani scale up yetersizliği hissediyorum. Başından büyük bir işe kalkıştım. Ee, çok büyük adamlarla e, şey yapıyorum. Hani böyle o e, şey hissettiğin oldu mu hiç? Yani yetersizlik dedin aslında onun üzerine gitmeye çalışıyorum hmm. birazcık da. Um, panik mi diyeyim artık ya da ya kendinden şüphe ettiğin zaman oldu mu? Kendimden şüphe ettiğim zamanlar her zaman acaba bu iş için yeterli, yeterli miyim e, sorusunu sormak da soruyorduk. bir şöyle anlatmıştı Aha. başka çok Aha. alakasız Aha. çok büyük bir şirketle işi. Bizim de, de ofiste de 15 kişi işte evet. onların işte kimden bahsediyor? Legal ekime 15 kişi 15 geldi kişi. dedi hani Aynen. böyle bir e, şey eşitsizliği ne bahsediyorum? Evet. E, Öyle, şöyle hani kişi olarak bunu hissediyorum ama kişisel olarak bunu hissetmemin e, bir şey olarak sağlıklı olduğunu söylüyorlar. Çünkü onu hissetmediğin zaman e, yet bu sefer yeterli olmak için çalışmıyorsun. Şeyi ben de hissettim. Mesela Amerika'da ofislere gittiği zaman yani buradaki şirketler, hani biz... Bu şirketlerle bir şekilde aynı sınıfın içerisinde olan bir zürmenin parçası olmak da güzel bir histi. Orada o şeyi hissettim. Hani acaba ulan nerelere girdik, ne işlere girdik diye. Ama... Ee, en fazlasını e, hissettiğim yer tam tersini hissettiğim şey yerde o da şu ya dedim ki evet bunlar çok başarılı şirketler olmuşlar ama bizim de rakamlarımıza bakıyorum bizim de gittiğimiz ülkelere bakıyorum ee, kendim açımda, açımdan açından değil ama takım açısından ve yaptığımız iş açısından çok fazla o konuda mütevazı olamadım. ...ya biz de ya, yapabiliriz dedim... ...bizde de bizde de, e, çok akıllı insanlar var Türkiye'de... ...insanlar değil sadece... ...Türkiye'de çok akıllı insanlar var... ...çok iyi girişimciler var... ...çok öngörülü insanlar var... ...ve diğer faunurları diğer kurucuları gördüğüm zaman da... ...biz de yapabiliriz hissiyatına yani. her seferinde sahip oluyoruz... ...zaten bütün bu... ...şimdi Endeavor hep... E, ...bu rol model etkisine... Evet. ...dayandırır ya her şeyini... ...zaten e, olay tamamen orada bitiyor bence... ...yani yapan insanı... ...gördüğün anda kendin de o yolu... ...görselleştirebiliyorsun... Evet. ...ve şimdi sizin açtığınız yoldan... ...arkada gelen insanları düşün... ...onlar için ne kadar daha kolay... ...bu tamamen bizim insanları burada kurma amacımız... ...çoğu zaman tekrar söylüyorum... ...insanlar çok romantik gelebilir ama... ...bu söylediğin şey tam olarak insanları kurma amacımız... ...harika peki... ...şimdi de bu bahsettiğim gibi... ...takipçilerden gelen sorularımız vardı... Hı. Bunlardan birkaç tanesini evet. sormak istiyorum... ...bir kere çoğu bu kültürle... Hı. ...alakalı... Ee, birincisi şimdi bu bahsettiğin işte e, hem işte kendini geliştirecek ama çok çalışacak e, işe alım sürecinde bunu nasıl anlıyorsunuz? Evet şimdi bunları anlamakın en önemli yolu insanları buradaki deneyimi yaşatmak ve onların görmelerini sağlamak, hissetmelerini sağlamak. Böylece hem onlar için doğru hem de bizim için doğru bir iş alım süreci yürütmek. Ben kesinlikle öneririm biz... İngilizcesi Trial Day. Türkçesi deneme günü yapıyoruz. Hı hı. Birkaç gün burada olmalarını istiyoruz. Ee, burada bizimle birlikte geçirsinler. Hissetsinler. Yaşasınlar. Çünkü Insider 724 yaşayan bir e, e, organizasyon. Onunla birlikte yaşasınlar. Ve şunu hissetsinler. Ben burada mutlu olurum ya da ben burada mutlu olmam. Hı hı. Çünkü bunu bizim anlatmamız yetmez. Bunu yaşadıktan sonra kendi kararlarını vermelerini bekliyoruz. Dolayısıyla yaptığımız şey bu. Peki şimdi bu kültür... hani İstanbul'da çok belirgin. Evet. Ee, ama 20 ülke evet. bir kere her ülkenin kendi kültürü var kesinlikle ee, ve bazıları e, hani işte Singapur'da var bunun içinde evet. işte Japonya'da evet. var e, Dubai'de var birbirlerinden de çok farklı kültürler evet, doğru ee, bunu nasıl yönetiyorsunuz aslında bizim kültürümüz... hem kültürü ölçeklendirmekten bahsediyorum evet. hem de birçok farklı kültürün aynı anda e, yaşamasını Kültürden sorumlu insanlarımız var böyle bir ekibimiz var onlar bunu sağlamanın metodolojilerini yine belirliyorlar. Mesela biz Türkiye'de her akşam saat yedi buçukla sekiz arasında update meeting yapıyoruz. Ve o update meeting dediğimiz şeyde gün içerisinde, işte o hafta içerisindeki önemli haberleri paylaşıyoruz. Doğum günlerini kutluyoruz. Mesela aynısını aramada, kolda ...yurt dışında yapıyoruz. Update Hı -hı. meeting... ...yani güncelleme e, toplantısı. Mesela bu bir aksiyon. Mesela ben... ...bütün her yere gidip kendi kültürümüzü... ...tekrar kendim tekrar baştan anlatıyorum. Hı -hı. Dolayısıyla eğitimlerden tutun... ...onları yaşatmaya dair aksiyonlara kadar... ...bunun üzerine çalışıyoruz. Bunu bir iş olarak... ...görüyoruz. Dolayısıyla kültürden sorumlu... ...arkadaşlarımız bunu yaşatmak için ve... ...aynı kültürü... ...oraya da yaymak için çalışıyorlar. Peki mesela henüz daha birinci yılında olan... ...bir start-up'a vereceğin... ...bir tavsiye olsa ne verirdin? Hı hı. Bence burada söyleyemeyecek önemli şey şu. Belki biraz klişe gibi gelecek ama bazı anlar var. Şöyle düşünebiliyorsunuz. Ya hani olmayacak bu iş diyorsunuz. Aslında orası hakikaten kaderinizin değiştiği yer. Ee, devam edin. Yanlış olduğunu hissettiğiniz bir şeyler varsa onları değiştirmek için çabalayın. Ama e, olmayacak gibi hissetseniz de devam edin. Çünkü oldurmak sizin elinizde. Bunu bunu verebilirim. Yani çünkü çünkü çoğu zaman vazgeçmenin eşiğine geldiğiniz, an bu da olmaz ya dediğiniz anlar olabiliyor. Ancak o anlarda ısrarcı davranabilmek çok önemli. Bu işte söyleyebileceğim şey bu. Hande, güzel haberler verecektin bize. Evet, aslında şöyle. E, misala Sequoia'da görüşerek işte yeni bir yatırım turuna gitsek mi, gitmesek mi diye düşünüyoruz. Açık söylemek gerekirse şu an için direkt bir yatırıma ihtiyacımız yok ama... Belki Amerika açılımı için bir yatırım düşünebiliriz. Bunun için böyle birkaç tane e, görüşmemiz oldu. E, tabii daha çok net olmamakla birlikte çünkü dediğim gibi hala yatırım alıp alma kararı net bir şekilde veremedik. Çünkü hala yatırımcılarımızdan Sequoia'da bizi destekleyebilir. Öyle istiyorlar. Zaten daha önce de bir haberde çıkmıştı bu konuda. Aynen. Sızmıştı. Dolayısıyla belki Seko olabilir. Belki başka bir isim de olabilir ama başka belki hiç olmaz. Bir yatırım sürecine girebiliriz ya da girmeye edebiliriz. Şu Harika. an onun kararını vermeye çalışıyoruz. Harika. Ama bunu yaparken henüz daha yapmaya başlamadan ya da karar bile vermeden ilginin olması bence bizim açımızdan çok değerli. İsimlerini vermiyorum ama dünyanın iki tane en büyük ııı Growth Equity dediğimiz e, yatırım e, aslında growth büyüme fonundan e, term sheet dediğimiz teklifler aldık. E, önümüzdeki hafta bir ya da iki tane daha teklif bekliyoruz. Süper. Bu tekliflerin de olması bizim aslında bugüne kadar ki e, yolda doğru ilerlediğimizin göstergesi. E, dolayısıyla bu güzel haberi de e, paylaşmak Marka. istedim. Ama yatırımlar ya da bu süreçler birer başarı göstergesi değil sadece bir başarı yolunda iyi ilerlediğinizin göstergesi. O yüzden hem buradan tekrar bir inside rekibine hem de bize e, de tebrik ederken aynı zamanda bize yardımcı olan Endure gibi tüm organizasyona tekrar teşekkür ediyorum. Teşekkürler, tebrikler. Teşekkür ederiz. Son bölümümüz de kum saati. Ee, burada da şu kum saatini çevireceğim şimdi. Evet. Ee, biraz vaktimiz var. Sana kelimeler söyleyeceğim. Ee, i̇lk aklına gelen kelimeyi söylemeni ol, istiyorum. Hazır mısın? Hazırım. Türkiye. Sevgi. Jet lag. Jet Evet. İki haftada da bir. <laughs> Um, exit <laughs> Olmasa da olur. Unicorn hedef değil. Uh, tatil. Ekipten insan, ekipten arkadaşlarla evet. Aşk. Birçok şeye denge. Mediokrluk. Oo, güzel. <laughs> Harika. Süper. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Hani hem vakit ayırdığın için, hem bu kadar sevimli konuştuğun için e, çok takip edilen, çok örnek alınan bir insansın. Bunun İnşallah. da yani bunun da ayrıca bir e, sorumluluğu var. E, onun da çok farkındayım. Hani bu sorumluluğu e, sana yükleyen insanlardan biri olarak, e, mutlu. hani her yerde gel, ne olur anlat vesaire. Her Herkes için, hepimiz için çok teşekkür ediyoruz sana. Ne demek, ne demek. Biz teşekkür ederiz. Ee, ayrıca bu seriyi desteklediği için sponsorumuz NGN'e çok teşekkür ediyoruz. NGN Türkiye'nin en büyük veri merkezi yatırımlarından biri olan Staraf Phosphorus Veri Merkezi ile şirketlere bulut üzerinden uluslararası standartlarda hizmet sunuyor. Ayrıca dinleyicilerimize çok teşekkür ederiz. Bugün de bizimle beraber olduğunuz için. NGN dönüm noktasını sundu.